Evet, şimdi Bandırmaz Spor'un yeni transferlerinden Kıvanç ile bir aradayız. Kıvanç tabii Türk futbolunda tecrübe isimlerden biri. Her takımda formasının hakkını vermiş. Ön liberoda mücadeleci, kolay kolay mağlubiyeti kabul etmeyen hırslı bir futbolcu. Bandırmaz Spor'la tanışma öykü nasıl gerçekleşti? Bandırmaz'la tanışma öyküm, ben Eskişehir'den işte ayrıldıktan sonra İstanbul Spor'la playoff maçları vardı. İstanbul Spor'un teknik direktörü benim eski hocamdı Karşıyaka'da. Onları izlemeye gittim. Sonra baktığımda Galip Başkan'ı gördüm, Galip Akgün'ü. Galip Akgün çok sevdiğim bir abimdir, yani benim çocukluğumu bilir. Öyle bir sohbetimiz oldu. Ondan sonra işte buralara kadar geldik. Güzel, çok güzel. Ondan inşallah camia için, benim için inşallah hayırlısı olur. İstediğin çizgide misin yoksa zamana ihtiyacın var mı? Şimdi sezon başı kampı yemediğim için biraz sıkıntım var tabii. Ama şimdi şu anda geldiğim bir hafta falan oldu. Durmadan her gün çift idman yapıyorum. Bir an önce takımı yakalamam lazım. Bu milli takım arası da iyi oldu inşallah. Bu arayı değerlendirerek hemen takıma katılmak istiyorum. Tek ön liberolu mu, çift ön liberolu sistemde mi oynuyorsun? Ya genellikle bütün yani oynadığım takımlarda hep değişiyor. Çift ön libero oynadım, tek ön libero oynadım. Yeri geldi forvet arkası oynadım. Ama çoğunlukla yani tek ön libero oynamayı tercih ediyorum. O kadar güçlüsün yani. Ya, kırmızı kartlarla aran nasıl? Kartlarla aran nasıl? Yani siz demin saydığınız özellikten dolayı yenilgiyi, mağlubiyeti kabullenemeyen bir karakterim var. O yüzden maçta da sahada kendimi kaybedebiliyorum bazen. Kırmızı kartla fazla aram yok ama sarı kartla biraz kursundan yakın akrabalarımız var. Senin orada takımları sayarken zorluk çekiyoruz. Bir de senin ağzına alalım. Kaç takım? Kaç takım? Beykoz'da profesyonel oldum. Yalova Spor, Karşıyaka, ondan sonra Sivas Spor, Urfa, Rize, Urfa, Eskişehir, Bandırma. Evliya Çelebi. Bir sürü hocalarla da çalıştın. Çok güzel, evet. İz bırakan hangisi oldu? İz bırakan hangisi Kıvar, oldu? Yani keşfeden. Benim için tabii keşfeden ilk Rea Kapsal'dır. Rea Kapsal benim için önemli bir teknik adamdır. Sağ olsun üçüncülükten aldı beni, PTT birinci ligi götürdü. Ondan sonra Rıza Hoca diyebilirim. Rıza Hoca da ilk Süper Lig'de Sivas Spor'u aldı. Öyle. Takımı seyrettin mi son maçta? Takımını seyredemedim çünkü takım biliyorsunuz bu pasolik yetişmediği için sizlerimiz statta oynayamadık. O yüzden İzmir'e gittiler. Ben de buradaydım sabah akşam antrenman yaptığım için. Maç izleyemedim. TRT'nin de bir sıkıntısı var. O yüzden dolayı maçlarda yayınlanmıyor. Buradan söylüyorum da artık bir önce çözüme kavuşsun. Tamam. Son olarak Bandırma Spor taraftarlar Kıvancı'nın ağzından bir şeyler bekliyor. Nasıl bir Bandırma Spor izleyeceğiz? Bandırma Spor şimdi yani sonuçta geçen sene 2. Lig'den PTT'ye, 1. Lig'e çıkmış bir takım. Yeni bir takım, yeni oluşum içerisindeler. Hani her zaman dediğimiz hocamızla da konuştuk. Önce bir ligde bir sağlam bir yerimizi almak istiyoruz. Ondan sonra playoff niye olmasın? Elbette deneyeceğiz şansımızı. İnşallah güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu şehrin bu taraftarı da mutlu ederiz inşallah. Yürekten katılıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.